Şimdi şuradan gireceğiz. Asansörümüz çalışıyor dediğinde anlamalıydım zaten. Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Yeni odama taşınıyorum şu anda. Valizlerimi taşıdık gözleri ama var ya perişan olduk. Yanımızdan 100 tane bir... Oradan başlatacaktım videoyu. O insanın öldüğünü gösterdi. Yanımızdan 1000 tane insan geçti. Bir de demedi ki nezaketen olsa. Yardım edebilir miyim? Yardım ihtiyacınız var. Bir kişi bile dedi. Bir kişi dedi. 5 kat asansör bozuk. 3 posta valiz indirdim çıkardım. Bir tane kız dedi ya. Yardım ihtiyacın var mı dedi. Yok dedim. O da... Sana yardım kabul ediyorsun. Ama öyle bir sordu ki inşallah hayır der diye sordu. Neyse burası yeni odam. Bu odam diğerine göre biraz küçük. Ama bakın çok şekilli şukullu bir camı var. Yani üçgen burası. Şu üçgenin ucu. Ama buranın manzarası çok güzel. Arkadaşlar uf. Manzaraya gel manzaraya. Orada bakarak ağlarsın. Şimdi burası benim yatağım. Seriyoruz. Ya benim gibi arkadaşı da bulamazsın. Kusura bakma da. Tabii canım. Ama gerçekten... Ama sen de bana çok yardım ettin. Fark şu. Ben arabayla taşıdım. Bir yerim yorulmadı. Keşke o valiz videosunu çekseydin. Bir büyük valiz elimde. Abi İki tane çektin galiba. Oraya ekleyebilirsin. Evet eklerim orayı. Gözde neler demek istersin? Evet ben de sana katılıyorum. Rahatsız oluyorsalar ya. Demiri yavaş yavaş. Biraz daha polis deyip. Ben elimde iki çanta valiz, sırtımda da iki çanta. Ay! Aman aman. Of çok komiktim ya. Elimde çok felaketti. Evet, elimde ve valiz var. Ve valizim son defa kullanıldı bence. Elimde valiz var. Sırtıma iki tane sırt çantası taktım. Elime iki tane poşet aldım. Bir tane çanta aldım. Bir tane valiz aldım. Bir Allah'ın kulu da demedi ki sen bunları nasıl taşıyorsun? Yardım edeyim mi? Neyse tamam. Şimdi orada diğer yerinde birkaç tane daha eşyam kaldı. Onları ve dosyamı alıp döveceğiz. Ya hayatta en nefret ettiğim şey yorgan geçirmek biliyor musun? Bu kısa vuruyor kesin arkamda basmıyordur. Niye ki? Pis bence. Basıyorlar. Hayır bunları kesin. Hayır temiz bu. Oğlum burası bomboş bir yolda. Yeni gelmiş olabilir onlardan. Şimdi. Aynen. Oradan geçecektim. Ben kendi yorganımı özledim mesela. Ben böyle hapishanede oldum daha iyi anladım. Kendi yorganım falan özgürlükçü, liberal şeyleri. Gözde. Ben geçen bir hafta şeyde kaldık ya. Neyde kaldınız? Yedek gülde kaldık ya. Nöbetçi. Orada mesela ben yorgan alındığını bilmiyordum. Çünkü lisede de ben kendi yorganımı, çarşafımı kullanıyordum. Kimse bir şey demiyordu. Gittim kendi çarşaflarımı falan serdim. Akşam kaldığım kız dedi ki sen nasıl kendi çarşaflarını serdin dedi. Ben dedim ki bana izin var. Dedim bilmiyorum ben serdim. Kimse de bana bir şey söylemedi. Ay, evet, sonra ben... orada onu kullandım. Orada oraya gittiğimizde nöbetçi bile bulamadım biliyor musun çarşafı almaya yani. O yüzden kendiminkini kullanmıştım ve çok güzel bir haftaydı. Evet. Fakültenin başları, tıp yok. O zaman bak seni ben şeyden hatırlıyorum. Bir akşam Ebrar'ın beni çağırdı. Evet. Oturduk üçümüz. İlk gün ders çalışacağız. Başladık. Ağlıyorum. Başladı Zeynep ağlamaya. Hayır. Regülasyon falan ve çok fazla bilmediğimiz Latince kelime var. Aslında çok basit şeylermiş arkadaşlar. Sonradan öğreniyorsunuz. Evet. Ve... ben başladım gülmeye ama ben böyle kendimi kaybedip güldüm de gözüme böyle yaşlar geliyor. Ama gerçekten seni ben o gün odaya gittim de dedim ki Allah'ım nasıl insanlar var kelimeleri bilmiyor diye ağlıyor falan dedim. Gerçekten o gün o kadar şaşırdım ki mesela seni. Ama sonra anladım seni güldükçe gözümden yaşlar. Evet. Böyle kendimi kaybedip güldüm. Gözlerim ben ağlıyorum sandım. Sonra da zaten sizle çok muhatap olmadım. Of manzara gerçekten çok güzel. Şimdi bir daha göstereceğim. Her şey odamız pozitif. Ay Allah kahretmesin. Nelenim. İşçilere soda verin. Şu soda açacağımızı bulmamız lazım. Şu kırmızı rezil içinde. Şaka yapıyorsun. Bir
kırmızı valiz var, gözlerim valizim. Gözde o valizi yattırayım ben ya. Yanılmış. Kendinden geçti artık bu. Of ya, gerçekten şu valizi, içinde kitaplarım var. Sen gerçekten nasıl böyle bir ara vermeyi planladın? Ay, videonun ortasına dandiye girdim ama. Ara yok. Bir şey varsın bütün. Ne arası bu benim için? Anladım hiç. Şimdi diğer şeye gidiyoruz. Şalım da dağıldı ya, yemin ediyorum dağıldı. Bir yorgan taşıyama işim vardı. Fotoğrafını çekmişim. Koyarım şuraya. İğrençti. Şimdi diğer yurda gidip eşyalarımızı alacağız. Son kalan eşyalarımı, dosyalarımı alacağım, gelip buraya teslim edeceğim. İşte böyle. Artık o yurttaki o merdivenlere çıkmayacağım için o kadar mutluyum ki. Son bu videoya da eklerim o merdivenleri, çünkü idareye çıkmak için kullanacağım. Son görüm onları da. Eski yurdumun yolu buradan düz gideceğim. Gidiyorum yani. Manzarası çok güzel. Manzara da çok güzel. Şimdi yapma. Arkadaşlar şimdi şurası merdivenlerin devamı. Buradan da yukarıya gidiyor. Ben yokuştan çıktım. İnerken çekeceğim size merdivenleri. Boşuna gelmişim. Blok sorumluluğum yokmuş. Geçen de bana şey demişti. 2:30'a kadar buradayım falan demişti. Ben 3 gibi geleyim dedim. O da burada olmam dedi. Sayı saatleri ben anlamıyorum. Yani saat 5'e kadar normalde burada olması gerekiyor. Çünkü mesai saati bu. Ama yok. Geçen seferinde de böyle dediğini söylemiştim ben amirine. O da oradayken amirine 2'ye kadar gelebilirsin demiştiniz dedim. Hayır, ben sana 3 dedim, 3:30 dedim falan demişti. Sonra amiri de demişti ki önce 3 dedin sonra 3:30 dedin diye dalga geçmişti. Yani mesai saatleri normalde 5 olmaları lazım. Hani pandemi koşullarıyla 4 minimum. Ama gördüğünüz üzere yine yoklar. Şu an merdivenleri iniyorum böyle. Şu kadar indim. Give it to me like... Eski bloğum burada, bu kadar merdiven çıkıyordum. Şimdi asansörle indik. Baksana merdivenlerin şu an kırmızı halılı. Hepsi bana özel işte. Otelden çevrilmeymiş. Evet, otelden dönmüş. Odalar şöyle. Benimki de şurası. Şu sarı da kanlı gibi görünüyor. Kanlı. Hayır, olay işlenmiş. Arkadaşlar yurduma yerleştim sonuçta. Kıyafetlerimi falan yerleştirdim. Sadece dolaplar çok küçük geldi. Yani dolaplar derken bir tane dolap vardı. Yani kıyafetlerimi oradan alıyorum, oraya koyuyorum sığsın diye. Neyse, en sonunda yerleştim. Diğer yurdumun videosu da kanalımda mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Gerçekten büyük bir yurttu. Buranın da sadece dolapları biraz küçük. Onun haricinde yemekhanesi hemen altında olduğu için çok rahat. Hemen önünden hem tramvay hem dolmuş hem otobüs geçiyor. Ulaşımı falan aşırı derecede kolay. Abone olmayı unutmayın.